Bir konuşmanızda zihin teorisi bir konuşmanızda zihin teorisinden bahsettiniz. Sinir bilimsel kökeni hakkında biraz daha detay paylaşabilir misiniz? Zor. Yani sinir bilimsel kökenini çok derinden bildiğim bir konu değil. Ama zihin teorisi denen şey önemli bir konu. Doğuştan itibaren gelmeyen ve işte biz büyüdükçe olgunlaşan bir şey. Zihin teorisi şu: karşıdaki insanın aklından ne geçiyor olabileceğine dair fikir yürütebilme becerisi. Yani zihinleri doğrudan okuyamıyoruz ama kendi tecrübelerimizden ve işte zihinsel olgunluğumuzdan faydalanarak biraz olmayan ergi yöntemiyle karşıdaki insanların zihinlerinden neler geçiyor olabileceğini tahmin ediyoruz. Ve bu hani sosyal ilişkilerimizde oldukça önemli özelliklerimizden bir tanesi, oldukça önemli becerilerden biri. Zannediyorum herhalde 15 aylık olana kadar bir bebek, diğer insanların hepsinin kendisinin sevdiği şeyleri seveceğini, kendisinin hoşlandıklarından herkesin hoşlanacağını düşünüyor. Öyle bir durumu var insan bebeklerinde. Ama 18 aydan sonra kabaca insanların da kendilerine göre beğenileri olabileceği, işte kendi inandığı şeylere diğer insanların inanmıyor olabileceği, yavrum parçaladın gene parçaladın, baksana şuna ya, abi bacağıma geçiyor, sen bir in aşağıcı. Vallahi bu şiddet uygulamaya başladı bize. Resmen burada profesöre şiddet vakası var. Bir evet, ne diyordum? Ha, işte 18 aylığa falan geldiğinde insanların artık farklı zihinlerle düşünüyor olabileceğini fark ediyoruz. Şimdi bu mesela işte otizm falan filan gibi durumlarda gelişmeyen özelliklerden bir tanesi. Belli deneyler var bununla ilgili. İşte bir odada oturuyorsunuz, elinizde bir tane kutu var. Bu kutu işte yanında da bir tane boncuk olsun atıyorum. Önce iki kişi de odada, kişi bunu görüyor. Daha sonra kişilerden birini çıkarıyorsunuz. Ondan sonra biraz önce o kutunun içerisindeki boncuk olduğunuz çekmeceyi açıp kutunun içerisindeki boncuğu alıp onu başka bir yere koyuyorsunuz. Ve odaya tekrar bu kişiyi aldığınızda bütün süreç boyunca odada bulunan kişiye diyorsunuz ki sizce o boncuğun nerede olduğunu düşünüyordur diye. Şimdi o kişinin tabii ki o kişi odadan çıkmadan önce olan bitenlerin o kişide yarattığı zihinsel imgeyi fark edebilmesi, hayal edebilmesi gerekiyor. Ama mesela birisi işte otistik falan olursa kendisinin en son gördüğü şeyi öbürünün de bilebileceğini düşünerek diyor ki işte bu boncuğun kutunun dışında şu çekmecenin içinde olduğunu bilecektir o diyor. Yani kutunun içinde olması gerektiğini düşünmesini fark edemiyor. Şimdi bu bozukluklar bize bunun aslında gerçek hayatta ne kadar önemli bir şey olduğunu gösteriyor. Biz tabii insanlar olarak sadece diğer insanların zihnini okumakla kalmıyoruz. Bunu hayvanlara da yapıyoruz, diğer canlılara da yapıyoruz. Hatta bazı mesela işte bir araba tasarımı ya da motosiklet tasarımı, geçenlerde geldi öyle bir tane motosiklet tasarımı gönderdiler. Çok böyle sinirli bir tasarım, agresif bir tasarım var diyorlar motosiklet için. Önden arabanın ya da herhangi bir cihazın görünümü bize bazı duygular çağrıştırabiliyor ve sanki onların bir zihinleri varmış gibi davranabiliyoruz. Hatta yine küçük bebeklere uygulanan bazı deneyler var. Mesela ekranda bir tane işte eski tip şu internetin ilk zamanlarındaki yeşil beyaz ekranlar vardı ya, onun gibi ekran düşünün. Bir tane böyle kare böyle sağa sola ilerliyor. Çocuklar ona çok fazla ilgi göstermiyorlar. Ama o karenin arkasına biraz daha büyük bir kare ekleyip ikisini birbirini takip edecek şekilde hareket ettirirseniz bebeklerin bir anda çok ilgisini çekiyor. Çünkü o anda büyük karenin küçük kareyi kovaladığını düşünüyorlar. Yani ona hemen bir amaç, bir senaryo atfediyorlar. Bizim zihnin zaten bu bir şeyleri bir senaryo ve anlam altında birleştirme yeteneği burada çok büyük bir rol oynuyor. Yani bir canlı hayvan falan olmasa da tek bir noktaya bile biz böyle bir atıf yapabiliyoruz. Tabiatta bu bizim çok işimize yaramışa benziyor. Mesela Planet Earth belgeselinde gösterilen bir avlanma yöntemi var. İşte orada 4 kişi böyle tamamen işte bir ilkel kabilede, yani ellerinde hiç alet edevat yok, savaş aletleri yok. Bir aslan avını avladıktan sonra dördü yan yana gelip aslanın üstüne böyle kararlılıkla yürümeye başlıyorlar. Aslan da bir süre sonra bunların geldiğini görünce kaçıyor ve avını onlara bırakıyor. Normalde baksanız 40 kişi gelse aslan onları heder edebilir ama bir şekilde insanların bu kararlı olarak üstüne yürüyüşü aslanı korkutuyor. Çünkü aslan kendisi böyle bir canlıya karşı ilerlese o canlıyı genellikle öldürmek için ilerler ve muhtemelen de insanlar kendisine yaklaşırken kendisine kötü bir şey yapacaklarını ya da yapabileceklerini düşünüyor. Bu aslan açısından normal ama insanların yaptığı şey burada biraz çizgi dışı. Aslanın üzerine öyle yürüdüklerinde aslanın bunu düşünüp kaçacağını tahayyül edebilmek, işte aslanın zihnini okumak ya da
zihin teorisi becerisine sahip olmayı gerektiriyor. Şimdi bu günlük hayatta bizim aslında hiç farkında olmadan çok kullandığımız bir şey. Karşımızdaki insan bizimle konuşurken, iletişim kurarken beden diliyle, kaş göz hareketleriyle yani mimikleriyle biz onun hakkında aslında çok fazla bilgi alıyoruz. Özellikle hanımlar karşısındakine mesela yalan söylediğini hemen anlayabiliyorlar. Hakikaten mizah konusu değil, gerçek. Çünkü o beden dili okuma konusunda kadınların beyinleri hakikaten ekstra gelişmiş. Ve burada da yine zihin teorisi iş görüyor. Bütün bu örneklerin beynin neresinden kaynaklandığına bakacak olursak çok detaylı değil ama kitabi bir bilgi verebilirim. Beynimizin özellikle ayna nöron sistemi denen dağılmış bir dağınık beynin değişik yerlerinin devreye girdiği bir sistemi var. Bu sistem karşıdaki insanın beden hareketlerini öncelikle kendi içimizde tekrar edip o beden hareketlerinden kendi içimizde bir takım anlamlar çıkarma yeteneğini bize veriyor. Diğer canlılarda da aynı nöron sistemi var ama insandaki kadar gelişmiş değil. Bir de buna ön beynimizde genellikle temsil edilen yüksek bilişsel ve işte bu hayal gücünü falan da üreten devreleri ekleyecek olursanız insan beyninin karşıdakilerin davranışından çok fazla ileri düzeyde sonuç çıkarabilecek yeteneğe nasıl sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Bu tabii ki her zaman %100 doğru çalışmıyor. Maruz kalmayla, denemeyle yani tecrübeyle çok ilgili. Bir insan ne kadar fazla insanla yüz yüze karşı karşıya kalır, onlara ne kadar fazla iletişim kurarsa bu yeteneği o kadar fazla gelişiyor. Ama sosyal izolasyon altında yalnız yetişen ve bir şekilde insanlarla çok fazla iletişim kurmayan kişilerde elbette ki bu zihin teorisinde çok fazla gelişmesini beklemiyoruz. Özetle bizim ilgilendiğimiz kadarıyla yani sinir bilimcilerin ilgilendiği kadarıyla diğer canlılarda hemen hemen pek olmadığını düşündüğümüz işte maymunlarda biraz var olduğuna dair kanıtlar var gibi ama çok insan gibi belirgin değil. Ağırlıklı olarak insanda bulunduğunu düşündüğümüz özel bir durum. Siz şu anda muhtemelen beni izlerken de hiç fark etmeden bu zihin teorisi yeteneğini kullanıyorsunuz. Şu anda beni sadece ekrandan görüyor da olsanız işte şu anda düşünüyor, doğru kelimeyi arıyor. Ya bu söylediğinden çok emin değil. Ama bak burada bu söylediği şeyi daha önce okumuş, kesinlikle biliyor falan filan gibi bir takım çıkarımlarla fark etmeden beni dinliyorsunuz. Ve bu aslında aramızdaki iletişimin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Bir minik trik, bir ipucu vereyim bu konuda. Mindwise kitabında yazan ismi aklımda değil şimdi ama kendisi de yine bir nöropsikoloji araştırmacısı. Çok yakından tanıdığımız kişilerin zihinsel yargıları hakkında daha fazla yanıldığımızı gösteren çalışmaları sıralıyordu. Mesela kendi eşimiz, çocuğumuz, yakın dostlarımızın zihinsel işleyişleri konusunda isabetimiz biraz daha düşük yabancı insanlara göre. Bunun sebepleri muhtelif çünkü o insanları çok yakından tanıdığımız için muhtemelen onlara dair kendi içimizde bir oturmuş kalıp var, bir yargı var ve onları genellikle bu yargıyla değerlendiriyoruz. Fakat yeni tanıştığımız insanlarla, yabancı insanlarla böyle bir ön yargı sistemi, ön kabul sistemi olmadığından biraz daha yalın, onların beden hareketlerine doğrudan bağlı olarak, onların verdikleri ipuçlarına bağlı olarak bir şeyler çıkarabiliyoruz. Yani ben eşimin, çocuğumun aklını okuyorum falan diye çok böyle heveslenmeyin. Orada hata yapma riskiniz yüksek. Siz iyisi oturun, meseleleri ayrıntılı bir şekilde tartışın. Herkes karnındaki taşı şöyle bir döksün, konular masaya bir konsun. Hep beraber bir çözüm verelim. Bu yetenekler çok büyük, çok gizemli yetenekler olmakla beraber böyle %100 güvenilebilir, %100 bilgi kaynağı olan yöntemler değil. Ama temel iletişim kurallarına uyarsanız onlar arasında çok 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 güzel faydalar sağlayan, harika avantajlar sağlayan yeteneklerimiz.